Güne bakın Hakan başlıyor. İçinden gelişmelerle hafta içi her gün biz saat tam onda yine SRT ekranlarında sizlerle beraberiz. Gazete manşetlerinden günün öne çıkan haber başlıklarına, siyasetten sağlığa, dünyada gelişen ve Türkiye'deki olup biten haberleri ekranlarınıza yansıtıyoruz. O zaman Güne Bakan Hakan başlıyor. Evet efendim Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günde karşınızdayız. Güne, gündeme, hayata. Yine biz efendim seyret ekranlarından sizler için buradayız ve saat 11.30'a kadar gelişen ve gelişmekte olan her ne varsa sizler efendim bir bir aktaracağız. Günün öne çıkan haber başlıklarını, gelişmeleri biz paylaşmak adına buradayız. Sizler de evde, işte hayatın tam kalbinde içindesiniz. E, güzel, mutlu, sağlıklı, sıhhatli bir gün olsun diyoruz efendim. Hastalarımıza Rabbimiz şifa versin. Yol gözyenleri Allah kavuştursun diyoruz. E, tabii ödeme sıkıntıları olanlar varsa onlara da Allah bol kazanç versin. Esnaflarımıza, e, çalışan bütün emekçi kardeşlerimize herkese selamlar, sevgiler diyoruz. E, güzel, hoş bir gün olsun. E, günler böyle su misali akıp gidi veriyor. Bakın Eylül ayının artık sonuna geldik. 28 Eylül tarihler göstermekte. E, hava sıcaklıkları tabii şu anda iyi gidiyor ama yurdun bazı bölgelerinde meteorolojinin uyarıları Gerçekten tam anlamıyla doğru çıkıyor. Sel, yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor. E, Sivas'ımızda bugün sabahın erken saatlerinde soğuk hava mevcut ama şu an için durum nedir bilemiyorum. Dışarıda güneş var mı yok mu bilmiyoruz ama bize yazın efendim hava nasıl? Bizim stüdyomuz şu an her taraf kapalı e, ama sizin havanız yerinde olsun diyoruz. Evet hayatın içinden gelişmeler, haberler, gündemler bugün öne çıkan başlıklar arasında araçların motorları oynadı diyebiliriz. Evet motorlar böyle artık ıı, acayip derecede hareket etmeye başladı. Çünkü e, Maliye Bakanı'nın açıklamaları dün sosyal medyada bütün haber kanallarında şu anda da herhalde bütün gazetelerin manşetlerinde ön planda olduğu Motorlu taşıt vergisine yüzde 40 ıı, bak söylemesi bile böyle insan duraksıyor bir anda değil mi? E, Motorlu taşıt vergisi en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu. Şaşırdık mı? şaşırdık tabii yani şaşırdık yani bu kadar e, vatandaşın değil mi efendim 1404 lira askeri asgari ücretin alındığı bir ülkede bir anda %40 2018'den geçerli olmak üzere motor taşıt vergisi herhalde biraz daha insanların vatandaşın hepimizin belini bükeceğe benziyor. Tabii e, motor taşıtlar 2018'de bu %40 vergi rakamlar bir hayli yüksek. En çok konuşulan gündemdeki konular arasında geçiyor. Birazdan o açıklamaları sizlere vereceğiz. Aslında hani %15 gibi bir şey düşünülüyordu ama gibi sözler ama %40'a çıktı. Ve bunun sebebi olarak da özellikle savunma sanayi bazı konuların aktarılması gerekiyor yönünde açıklamalar Sayın Bakan'dan gündeme gelen haberlerin başında oldu. Konuşacağız efendim. Sizin de bu konuda fikir ve düşünceleriniz varsa yazın bizlere bildirin. Herhalde çözüm olarak artık koşacağız değil mi? Bisiklet kullanacağız. <laughs> Başka ee, işte Araçlardan uzak durmaya çalışacağız herhalde. Zaten benzin, motorin her geçen gün 3 kuruş, 5 kuruş zamlar geliyor. Bir de motorlu taşıt vergisi böyle %40 açıklaması gündeme düşünce vatandaş artık e, gerçekten şartları bir hayli zorluyor. Kemeri bir hayli sıkmaya devam ediyoruz vatandaş olarak. Keşke e, bu rakamlar açıklanmasaydı değil mi? Efendim tabi referandum gündemin öne düşen başlıklar arasında bu da yer alıyor. Erbil'de gerçekleşen referandum ve Barzani referandum sonrası açıklamaları dün gündeme düşmüştü. Bugün de referandumda katılım oranları açıklandı sevgili izleyenlerimiz ve referanduma ne kadar kişi katıldı bununla ilgili bilgileri de haberlerde birazdan paylaşacağız. Referandum sonrası Erbil sokaklarındaki durumu da görüntülerle ekranlarınıza getireceğiz gündem başlıklarında yine bu da ön plana çıkıyor. Ve Meral Akşener partisindeki Partisinin kurulum aşamasındaki bazı isimleri gündeme taşıdı açıklamalarda bulundu. O isimleri biz de sizlerle paylaşacağız. Basın toplantısında kurma aşamasında oldukları partisinin kurucular kurulunun bir bölümünü açıkladı Sayın Akşener ve bu isimler gündemde şu anda en fazla konuşuluyor gündemde dikkat çeken okunan haberlerin başında yer alıyor. Sağnak yağış dediğimiz gibi hayat olumsuz yönde etkilemeye başladı. Artık mevsim normallerinin sıcaklıklar altına düşmeye başlıyor. Bu da önde geçen haberler, sel haberleri gündeme düştü. Bunları ekranlara bir bir getireceğiz. Evet, hemen şöyle bakalım. Yurdum insanı havalar, yağmurlar etkili olunca tabii ki sel suları etkisini gösterdi. İşte Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi ve şiddetli yağış hasara yol açtı. Görüntüler geliyor. Şiddetli yağış nedeniyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Çamlıhemşin Rize karayolu 10 kilometresinde 10. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Yol ulaşıma kapandı çalışmalar şu anda işte ekranlarınızda görüyorsunuz yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Yolda yaşanan göçük nedeniyle ağaçları devrilmesi toprak kayması nedeniyle yol ee, şu anda kapalı ama bu çalışmalar gün içerisinde ee, işte ekranlara düşen görüntülerde görüyorsunuz hızlı bir şekilde sürüyor ve yol daha sonra ulaşıma açılıyor. Rize'nin Çayalı ve Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve heyelan hasarlara yol açtı. Hava artık etkisini gösteriyor. Sağanak günler, yağışlı günler bizleri bekliyor. Rize Karayolu 10. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle de yol belli bir süre ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapalı yolu açma çalışmaları sürerken bölgede yağışın şiddetli olacağı da bugün için özellikle meteoroloji bu yönde dikkat edilmesi gerekiyor şeklinde uyarılarda bulundu. Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyünde de şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden olurken Gülpınar köyünde heyelan tehlikesi nedeniyle tedbir amacıyla boşaltılan bir ev yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken her iki ilçede ise çok sayıda köy yolu şiddeti yağış ve heyelan nedeniyle zarar gördü. Ekipler o yönde çalışmalarını sürdürüyorlar. Zarar gören yollar, zarar gören Alanlar bir an evvel temizlenip tekrar hayatın normal hale dönmesi için yetkililer de hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Meteoroloji uyarıyor. Bugün Rize'de özellikle şiddetli yağışın olacağı da haberlerde geçiyor. Evet, Balıkesir Bandırma sevgili izleyenlerimiz orada da yağış etkiliydi ve 15 dakika içerisinde Balıkesir Bandırma'da yağışlar hayatı bir anda felç etti ve sele dönüştü. Görüntüler geliyor, çok sayıda ev ve iş yeri su, baştı, su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı sevgili izleyenlerimiz. Evet, e, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış kısa sürede sele dönüştü. Şehrin yüksek kesimlerinden merkeze doğru akan yağmur suları adeta yolları işte bu görmüş olduğunuz hale getirdi. Sele dönüştürdü ve dere yatağını e, andırdı yollardaki bu e, suların yoğun bir şekilde akması. Esnaflar dükkanlarını kapatacakları saatte sürpriz bir şekilde bunu yaşadılar. Yani akşam saatinde olduğu için tam dükkanların kapatılmasına yakın bir saate... E, hayat olumsuz yönde etkilendi Balıkesir Bandırma'da ve e, Krozmon Kavşağı mevkinde bulunan Dalçık yolda bir araç mahsur kalırken içerisinde iki kişinin bulunduğu araca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirli Ekipleri müdahale ettiler. Vatandaşlar paçaları sıvamışlar ve ayaklarına naylon poşetler geçirerek hayatlarını en azından o süre içerisinde ıslanmadan sürdürmeye çalışıyorlar görüyorsunuz. Şehrin birçok yerinde tıkalı mazgallar aşırı sel suları nedeniyle kısa sürede taştı ve taşkınlıktan dolayı da birçok iş yerini su bastı. Bununla ilgili de çalışmalar sürüyor. Bandırım itfaiyesi ekipleri evlerini su basan vatandaşların evlerindeki su boşaltma işlemlerini görüyorsunuz sürdürüyor ve seferber oldular. 15 dakika süren bir yağış bakın 15 dakika içerisinde hayat bir anda bandırmada bu şekilde hayat felç oldu sevgili izleyenlerimiz. Gerçekten tedbir almak lazım. Özellikle tabii belediyeler altyapı, altyapı, altyapı. Yani en büyük sıkıntı değil mi? Türkiye'nin genelinde bakın mazgallar bir anda taşınca yağan yağmur suları mazgallara sığmıyor ve üzerinden akıp gidiyor. Ve sonra şehir işte bu hale geliyor. Esnafların, vatandaşların evlerini su basıyor ve maddi hasarlar meydana geliyor bu yağıştan dolayı. İstanbul evet yağmur yağdı İstanbul'a da ee, önce e, sarıyerden önce sağanak yağışı etkiledi haberimiz vardı hemen ona geçelim e, sonrasında sarıyer görüntülerini de paylaşalım arkadaşlar. Evet işte Bandırma'nın arkasından tabii ki sağanak yağış İstanbul'da dün akşam saatlerinde sürücülere zor anlar yaşattı. Ülkede yağmur etkisini gösteriyor, ülkede sağanak yağış etkisini gösteriyor. Şu an için Sivas'ımızda tabii öyle bir durum söz konusu değil. Ama Türkiye geneli sağanak ve yağmurlu yağışın etkisinde olduğu meteorolojiden geçen haberler ve zor anlar yaşıyor işte bakın sürücüler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Kentin bazı bölgelerinde akşam üzeri saatlerinde yer yer etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle işte birazdan sarı yer görüntülerini şimdi getirebiliriz. Sarı yerde yağış etkisini artırırken bir anda her yer göle dönüşüyor. Ve işte bakın bir vatandaşın o anda sıkışmış yerinden e, bir yerde sıkışıyor ve orada cam pazarı kameralara bu şekilde yansıyor. Su içerisinde kurtarmaya çalışıyorlar. Sel sularında boğulmaktan vatandaşlar kurtardı tabi orda. E, zemin katta bulunan bir yer görmüş olduğunuz gibi ve bir anda sarı yerde e, sular zemin katları basıyor ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor. E, omuzlarken e, bir kadın işte kurtarıyorlar. Şu anda görüyorsunuz vatandaşlar el birliğiyle birbirlerine yardım ediyorlar. Özellikle sarı yerde etkili olan sağanak yağış su baskını iş yerlerinde mahsur kalan, kalan bir kadını boğulmaktan kurtarıyorlar. Çevredeki vatandaşlar sular altına kalan iş yerinin camlarını kırarak kadını kurtarırken yaşanan cam pazarı da işte kameralara bu şekilde yansıyor. Şiddetli yağışın ardından sular altında kalan bir iş yerinde boğulma tehlikesi kadın geçirirken vatandaşlar oranın camını kırıyorlar hemen el birliğiyle kadını o iş yerinden çıkarıyorlar ee, vatandaşların daha sonra e, sular altında kalan dükkanı kadın omuzlayarak dışarı çıkarttıkları görüntülerini ekranlarınıza getirdik işte sarı yerde cam pazarı gündemdeki başlıklarda geçiyor Evet, çok geçmiş olsun diyoruz. tabi kolay değil. Sağnak yağış, doğal afet bir anda etkili olan yağış hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Tedbir almak lazım, Dikkat al dikkate almak gerekiyor. Özellikle meteoroloji sık sık uyarıyor an bir an. Artık hayatımızın içerisindeki o teknoloji, yani cep telefonlarında hava tahmin raporlarını görüyorsunuz değil mi? An bir an her şey saniyelik, saliselik bir şekilde hesaplanıyor. Havanın genel durumu ve bu uyarılara Lütfen dikkat edelim aman bir şey olmaz demeyelim artık sağanak yağış hayatımızda kış ayına doğru gidiyoruz. Yazdan artık eser kalmayacak e, gardıroplardaki kısa kollu kıyafetler artık yerini uzun kollu montlara, kabanlara, kazaklara, e, kışlık kıyafetlere bırakacak. Aman dikkat ediyoruz efendim daha e, yazın böyle rehavetin üzerinden atamayanlar varsa bence hazırlıklarınızı yapınız. Evet hemen referanduma dönelim. Herkes efendim itiraz etti İsrail dışında. Bütün dünya ülkeleri itirazlar hala sürüyor ve sesler giderek her geçen gün yükseliyor sevgili izleyenlerimiz. Ee, özellikle ülkemizde Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da gündemdeki önemli açıklamalardan bir tanesi olarak geçiyor ki onları devamlı sizlerle e, paylaşmıştık. Ama işte 25'inde referandum gerçekleşti. 25'i günü sandığa gittiler ve oylar kullanıldı. yüzde %93 civarında evetle referandum kendini göstermiş oldu sevgili izleyenlerimiz. Ve hemen şöyle bir bakalım referandumdaki durum neymiş resmi sonuçlar açıklandı. Ekranlar o açıklamalarda gelsin biz üzerine konuşmalar yapalım. Kuzey Irak'ta yapılan referanduma göre %92.73 oranında evet, %7.27 oranında ise hayır çıktı sevgili izleyenlerimiz. Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada işte görüyorsunuz Yüksek Seçim Komisyonu açıklamalarını şu anda işte e, biz o anları sizlerle paylaşıyoruz. Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada 4.581.255 kişiden 3 milyon 305.925 kişi oy kullandığı bildirildi. Açıklamaya göre geçerli oy sayısı 3.085.935 olurken %92.73 oranında evet %7.27 oranında ise hayır çıktı. Referanduma katılım oranı ise katılım oranı ise %72 olarak açıklandı sevgili izleyenlerimiz. Çünkü 3 gün içerisinde Referandum sonuçlarının açıklanacağını sizler de biliyordunuz tabii ki. O yüzden gündeme bu açıklamalar dünden itibaren düşmeye başladı ve biz de ekranlarınıza bu anları getirdik. %73 katılım olduğu açıklamalarda yer alıyor. Daha doğrusu %72 olarak geçiyor. %92.73 evet oyu kullandılar. %7.27 oranında ise hayır oyu çıktı referandumda. E, katılım ise %72 olarak açıklandı. Hemen Erbil sokaklarına geçelim. Tabi görüyorsunuz işte hallerinden gayet memnunlar. Kendi varlıklarını tüm dünyaya kabul ettirmeye çalışıyorlar sevgili izleyenlerimiz. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi 25 Eylül'de eee Referandum'a gitti. O gün gün boyunca oylar kullanıldı ve Erbil sokakları şu anda sakinliğini korumakta. Sözde referandum sonrası İsrail dışında bütün ülkeler tepkili. Ama tepkiler sadece sözle Yani herhangi bir yaptırım şu an için yok. Bu da şu anlama geliyor. için gerçi dünya ülkelerinin yönünden baktığımız zaman herhalde Amerika, diğer ülkeler hallerinden memnun ki ileride. Bununla ilgili gerçekten hani şu anda böyle bir adım atarak sadece Irak'ın gölgesinde, Irak'ın içerisinde yine zaten Barzani'de Irak'a bağlı olarak biz devam edeceğiz şeklinde açıklamalar yapmıştı ki ama ileriki yıllarda ne getirir sonuç, zaman neyi ortaya çıkarır değil mi? Bunun için de tedbirlerin alınması lazım. Belki de ileriki yıllarda tamamen tam bir bağımsızlık adına belki de bir adım atmanın yolu olarak bu referandum şu an için böyle sessiz sakin bir şekilde işliyor. 25 Eylül'de yapıldı bu referandum. İşte Erbil sokaklarında hayat normale dönmüş durumda. görüyorsunuz ekranlarınıza getirdik. Vatandaşlar normal yaşamlarına devam ediyor. Habur sınırında hareketlilik devam ederken Kürt halkı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Müslüman bir milleti vuracağına inanmıyor. Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumu resmi sonuçlara göre %92.73 oranında evet çıktı, %7.27 oranında ise hayır çıktı. Sevgili izleyenlerimiz işte Elbis sokaklarında hayat gayet normal bir şekilde e, sürüyor. Özellikle ekonomik anlamda e, baskıların olacağı ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da biliyorsunuz Vana bizim elimizde demişti, e, Ceyhan Bora hattından bahsediyor. Bakalım petrol ne, doğal gazını nasıl işleyecek, nasıl nerelere gönderecek eğer biz olmazsa sözleri de gündemde yer almıştı. Ekonomik anlamda yaptırımları gündeme taşınan sözlerde çok defa ekranlara biz de taşıdık. Bunlar tabi önemli süreçler. Umut ediyoruz ki daha ciddi yaptırım oranı daha yüksek böyle kendimizi hani daha iyi bir şekilde onları artık bu işin şaka olmadığını bu işin artık tamamen noktalanması gerektiğini andıran davranışlar yapmak gerekiyor. Ee, ekonomik anlamda da tabii hani dar boğaza sokmak için bazı adımlar atılmıştı ama Nihat Zeybekçi bir açıklama yaptı. Ekonomi Bakanı Yasin Zeybekçi, hal ve Kuzey Irak'a yaptırım konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin tam tersinde sözler gündeme taşıdı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürt yönetimine ambargonun masada olduğunu söylerken Bakan Zeybekçi ise bu söylemi tehlikeli buldu. Zeybekçi, ekonomik ambargo tehlikeli bir söylem ifadelerini kullandı. Evet, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediklerinin tam tersini anlatmış olduğu, aksetmiş olduğu, söylemiş oldu Bakan Zeybekçi. Yani e, Zeybekçi şunu dedi, ekonomik ambargo, tehlikeli bir söz söylem ifadeleri gündeme düşen bu da önemli bir açıklamalardan bir tanesiydi. Biz de sizlere aktarmış olduk. Evet hayatı sürdürüyoruz. Gündeme bakıyoruz efendim. Zaman hızlı geçiyor. Gündemdeki haberler ve %40 Motorlu taşıt vergisi. Motoru kucaklayacağız herhalde vatandaş olarak değil mi? Çare o. Yani bizim arabanın motoru yok. Neyin vergisini vereceğiz gibi vatandaşlar da bunu bir kahvede, sokakta, çarşıda, pazarda bugün herhalde günden bunun üzerine bir yoğunluk yaşayacak. Arabasına şöyle bakacak. Seni ne çok sevdim, seni ne kadar çok seviyorum. Temizliyorum, bakıyorum. Bir de motorun olduğu için sana %40 mı vergi vereceğim artı tabii bunlar gündemde sokakta çok konuşuluyor. Evet. Naci Abal dün yaptı bu açıklamayı sevgili izleyenlerimiz. Binek otomobillerin motorlu taşıt vergisinde 2018 yılından geçerli olmak üzere yani 2017'yi tamamladığımızda insanın yeni yıla girezi gelmiyor değil mi? Hani yeni yıl demek umut demek, yeni yıl demek heyecan demek, yeni yıl demek bir başlangıç demek ama her sene yeni yıla girerken hayatımıza yeni yeni zamlarla, yeni yeni vergilerle yeni bir yıla girmenin hep hüznü içerisinde oluyoruz. İşte yeni yıla daha 3 ay kalmışken işte Ekim, Kasım, Aralık Eylül'ün sonundayız. 3 ay kalmışken bu açıklamalar Maliye Bakanı Naci geldi ve e, finans sektöründeki kurumlar vergisinden %20'den %22'ye çıkaracak yasal düzenlemeler meclise göndereceğiz dedi. Birinci önceliğimiz kamu alanlarında tasarruf yapılabilecek bütün alanlarda tasarrufa gitmek dedi ki e, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti tasarruf konusunda her, da, her daim söylemlerinde çok defa bulunuyorlar biliyorsunuz. Ama bu tasarruf konusu bir türlü eyleme çoğunlukta geçmediğini gördük. Sevgili izleyenlerim işte araçların alınması, harcamalar vesaire söylemlerde tamam tasarruf yapılacak deniliyor ama sonrasında o tasarruf sadece sözde kalıyor. Ve işte Maliye Bakanı Naci Aval meclise sunulan yeni vergi düzenlemesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklamada asgari ücretin 1404 TL'sinin altına düşmemesi için çalışmalar yapıldığını yani vatandaşı düşünüyoruz diyorlar. Asgari ücreti düşürmemek için mücadele ediyoruz anlamına geliyor sanırım bu sözler. İşte Ağbal motorlu taşlar vergisine yapılan %40'lık zammı da gündeme taşıdı. Ve Ağbal bu verginin her sene enflasyon oranında arttığını normal şartlarda 2018'de %14-15 yapılacağını söyledi ama %40 ağızlardan çıktı. Ve savunma harcamaları için tedbirler gerekiyordu dedi. Yani bu yapılan %40'lık artışın savunma harcamaları için tedbir olarak nitelendirdi. Ağbal %40'lık zammın ardından söz konusu verginin kullanılacağı alanlarla ilgili ise başta savunma güvenlik harcamaları olmak üzere çok önemli tedbirler almak gerekiyordu. Bunlardan biri de %15 yerine %40 oranında artırılmasıydı ifadesi gündemde yer aldı. Yine başta jeopolitik riskleri karşılamak üzere, artan riskleri karşı, yönetmek üzere yaptığımız düzenlemelerden bir tanesi de binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisini gelecek sene yüzde 40 oranında yasal değişiklik yaparak artırıyoruz. Burada sadece binek otomobillere ilişkin bir vergi artışı var. Diğer araçlarla ilgili olarak normal yeniden değerleme oranında artış olacak. Bu da bizim özellikle bütçede mali disiplini sürdürmek noktasında aldığımız önemli kararlardan bir tanesi olacak. Evet hani e, hangi kameradayız? Burada mıyız arkadaşlar? Tamam e, buna geçelim biraz da olmazsa olur mu? Orada çok eskidik herhalde. Safit kaldık. Onun arabası var. Hani şarkısını hatırlarsınız değil mi? Mustafa Sandal çıkmıştı böyle. Onun arabası var. E, güzel mi güzel bastı mı gaza gider mi gider artık. Onun bir de motorlu taşıt vergisi var. Zaten vardı ama e, ödeniyordu her yıl. E, 6 aylık zaman dilimi içerisinde ilk 6 ay ve son 6 ay olmak üzere 2 taksitte ödeniyor motor taş vergisi ama artık %40 zamlı sevgili izleyenlerimiz. O yüzden onun arabası var güzel mi güzel bastı mı gaza gider mi gider şarkısı da artık arabalar herhalde fazla da çalamayacağı benziyor. Ee, sanırım araç satışlarında belki yıl sonuna kadar bir yükselme olabilir mi? Hani e, araçlar değil mi e, bir anda yeni araç almak isteyenler 2018'de zaten zamlı ödeyecekler. ne olsa işte ise bundan erkenden faydalanalım diye düşünecekler ama her halükarda 2018'e girildiği anda 40 motorlu taşıt vergisi hayatımızda olacak sevgili izleyenlerimiz e, o yüzden biz de sizlere bunları paylaşıyoruz aktarıyoruz tabi. Hepimizi etkileyen zamlar bunlar değil mi ülkemizde e, zamların artık hayatımızda olmaması vergilerin hayatımızda olmaması özellikle e, Trump'ın bu aralar e, Amerika'daki vergileri minimuma indirme şeklinde bazı çalışmaları da e, gündeme düşen haberlerde geçiyor işin gerçeği yani ülke olarak vatandaşın sırtından değil mi bir şeyler elde etmekten ziyade üretimi ülkenin daha iyi yerlere gelebilmesi için Gelişmek, bilim adamlarının önünü açmak, üretimin önünü açmak, üreten, sanayisi daha böyle güçlü olan, tarımı, hayvancılığı daha ön planda olan değil mi? O Anadolu e, ruhumuzu yeniden canlandırmamız gerekiyor. E, üretmek, üretmek, üretmek. Yani tüketim ülkemizi en çok zora sokan konulardan bir tanesi ki e, hatırlıyorsunuz, şu sözler de gündemde söylendi ülkemizi yönetenler tarafından. Önceden insanların bir aracı yoktu. Şimdi üç aracı var şeklinde sözler de gündeme çok defa geliyordu. Ama artık üç araç demek, üç tane ayrı ayrı motorlu taşıt vergisi ödemek demek. Yani onun için vatandaşlar belki de bir eşinin, bir kendinin varsa artık satıp sadece bir araç üzerinden hayatlarını belki sürdürecekler. Veya da Kimse etkilenmeyecek, herkes gayet %40 normaldir deyip ödemeler yeni yıldan itibaren yapılacak sevgili izleyenlerimiz. Tabii bunlar konuşuyoruz. Belki de bu yapılan zam şu anda gündemde mecliste konuşulacak konulardan bir tanesi. Ama %40'ı kaça bağlarlar değil mi? Evet Sayın Bakan'ın açıklamaları sonucunda 14-15 olarak nitelendiriyorduk ama %40 olarak söyledi. Gündemde bu bir hayli tartışma konusu olarak. Sosyal medyada da bununla ilgili paylaşımlar bir hayli fazla sevgili izleyenlerimiz. Biz de sizlere haberleri açık bir şekilde aktarıyoruz. Evet devam edelim bakalım başka neler var. Ee, tabii gönül istemezdi bu haberi vermeyi. Yani motorlu taşıt vergisi kalktı demek isterdik ama ülkemizin de gidişatının iyi olması anlamında vatandaş olarak kullandığımız birçok şeyin zaten vergisini veriyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Çevre temizlik vergisi, emlak vergisi. Bir çok vergi var saymaya kalktığımız zaman efendim şimdi devam edelim başka gündeme düşen haberler dedik ya Meral Akşener yeni kuracağı partinin böyle kadrosunun belli bir kısmını açıkladı ve kurucular kurulunun bir bölümünü açıkladı sevgili izleyenlerimiz halktan çok ilgi alakanın güzel olduğuna da vurgu yapıyor Sayın Akşener ve topla bir basın toplantısında bunlar gündeme düştü ve işte Parti kurucularının isimleri ekrana bir hemen şöyle gelsin. Biz de hemen bir sayalım. Cevher Cevher'i emekli büyükelçi, Çiğdem Özel Aşık Beysel'in torunu, Elif Gökdemir, Fatih Er Yılmaz, 15 Temmuz gazisi. Erdoğan Bozdemir eğitimci, Fulya Yasemin iş kadını, Hatice Bilici iş kadını, Hüseyin Özlük Gazi, Kazım Ata Ataoğlu eski Bingöl milletvekili, Orkun Ertürkmen, Suat Çağlayan eski bakan, Aydın e, Aydan Yılmaz, e, Tugay Uluçevik, Nafi Özyurt, Sipahioğlu isimleri Meral Akşener'in kurma aşamasında oldukları partideki kurucular kurulunun bir bölümü olarak isimler gündeme düştü ve Akşener açıklamasında şunları dile getirdi. Hiç kimseden her yöreden ilgi alaka duyuyoruz. Partimiz Türkiye'nin partisi olarak doğuyor. Sorun çözücü bir parti olarak doğuyoruz. Kurucular Kurulu'nun bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum dedi. Basın mensuplarıyla bir araya geldiği e, anlarda bu gerçekleşti. Meral Akşener işte kurma aşamasında oldukları partisinin kurucular kurulunun bir kısmını bazı isimleri gündeme taşıdı. Herkesin diyor partisi olacağız diyor ve ben 21 aydır sokaklarda, esnaf elisti karak meydanlardayım. İzme salonlarda bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Önce bir adaylık süreci, arkasından referandum süreci geldi. Hiç değiştirmediğim bir şey oldu, o da Türkiye'ye ait bir bayram sofrası. Ben Ahlat'ta kirasını kendim ödediğim bir ev kiraladım. Orada hep beraber bir sofra kuracağız, oradaki herkese beraber yemek yiyeceğiz açıklamaları gündemde Yer aldığı işte 25 Ekim'de de partinin ismi ve logosu kurucular kurulu açıklanacak tamamı da orada açıklanacak kurucular kurulunun bir kısmını açıkladı ama partinin ismi ve logosu ise sevgili izleyenlerimiz 25 Ekim'de açıklanacağını duyurdu Sayın Akşener bakalım çünkü parti kurum aşaması bir yıllık zaman dilimini geçiyor. İlçe kongreleri, il kongreleri, çalışmalar, kongrelerin oluşması, işte yönetimin oluşması değil mi? Bunlar kolay şeyler değil. Herhalde bu 2017'nin işte son aylarıyla 2018'in Haziran, Temmuz'una kadar partinin bütün işlemlerini tamamlayıp Yüksek Seçim Kurulu'nun artık tamamen bir siyasi olarak seçime hazır olduklarını dile getirmek istiyorlar. 25 Ekim'de de logo ve Partinin ismi Meral Akşener tarafından açıklanacak sevgili izleyenlerimiz. Evet inşallah hayırlısı olur diyoruz. Tabii ki demokratik bir ülkedeyiz ve insanların özgürce düşünmeleri, insanların özgürce oylarını diledikleri partiye vermelerini her zaman yaşıyoruz. Yeni bir parti bakalım tam anlamıyla açıklamalar yapıldıktan sonra herkes ölçecek, tartacak, bakacak değil mi? Ve hangi yönde düşünüyorsa kararını ona göre adım atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti sevgili izleyenlerimiz. Bu da yine gündemdeki haberlerde. Bir buçuk saati dün bu görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la görüşmesi dediğimiz gibi yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen bir kabuldü. Ve burada Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede yer aldı sevgili izleyenlerimiz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Doktor Profesör Doktor Ali Erbaş 16 Eylül'de Mehmet Görmez'den boşalan koltuğa oturdu sevgili izleyenlerimiz. Ve kutlu doğum haftası ile ilgili açıklaması özellikle geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Her sene Nisan ayında kutlu doğum haftası yapılıyordu ama bundan sonra normal takvime göre hareket edileceğini Dile getirmişti ve dün de bir buçuk saat Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, görüşmesi gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanı'nın gündemdeki haberlerde yer alıyor. Evet biraz da memleketimize bakalım. Havalar nasıl bizim Sivas'ta? Havalar serin efendim. Yağmur etkisini Sivas'ta da gösterebilir. Dikkat etmek gerekiyor ve bir memleket havası yapalım diyoruz. Birazdan buradayız. Günebakan bakan Hakan, bakalım dünyadan gündemden haberleri sizlerle paylaştık ve güzel memleketimiz Sivas'ımızda acaba gelişen haberlerde neler var? Hemen şöyle bir memleket havası yapalım. Evet, memleket havası yapacağız. Önce bir haber atalım dilerseniz. Sultanşehir bilimle şenleniyor haberi gündemdeki özel haberlerden bir tanesi sevgili izleyenlerimiz ve dün de iki bakan Sivas'taydı. Bilim ve Teknoloji Sanayi Bakanı Sivas'taydı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Sivas'taydı sevgili izleyenlerimiz. Üçüncü OSB günleri vardı ve tabii ara eleman, teknik eleman değil mi, teknik liselerin daha iyi şartlarda öğrencileri eğitebilmesi adına çeşitli konular gündeme geldi. Onu da birazdan aktaracağız ama önce Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Bilsem'in düzenlemiş olduğu, geçtiğimiz günlerde de Bilsem okul müdürünü burada ağırlamıştık, çocukların güzel bir şekilde hazırladıkları çok önemli bir ve TÜBİTAK destekli bir sergi gündemde yer aldı. Hemen haberi paylaşalım, arkasından da gazetelere bakacağız. Bu sene ilki gerçekleşen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında Sivas Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan 84 bin lira bütçeli Sultanşehir Bilimle Şenleniyor adlı proje Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle bugün Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde başladı. Üç gün boyunca devam edecek projenin açılışı öğrencilerin müzik gösterisiyle başladı. Ardından Sivas Bilim ve Sanat Merkezi müdürü Adem Uzun proje hakkında bilgi verdi. Başkan Vekili Ahmet Özaydın, böyle bir projeye ev sahipliği yapmaktan ve katkı sunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Çok muhterem öğretmen arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğretmenler, ev sahibi olarak hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Saygı ve hürmetlerini arz ediyorum. Sivas Belediyesi olarak bir örneğimi bahsetti. Sivas bilim şerliğine ev sahipliği yapmaktan bu projeye katkı sunmaktan çok mutlu oldum. Bu bir eğitim olarak mutlu oldum Beyan harika istiyorum. Özaydin ve beraberindekiler daha sonra çocukların geliştirdiği projeleri inceledi. Evet. Evet bugün ve yarın da devam edecek Sultanşehir Bilimle Şenleniyor projesi TÜBİTAK destekli. Sizler de bugün saat 16'ya kadar Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne çocuklarınızı götürün diyoruz. Orada küçük afacanların neler yaptıklarına şahit olun diyoruz. Gazete manşetleri ekrana gelsin. Bakalım gündemde manşetler bizim Sivas ekranınıza geldi. İşte bizim Sivas'ın manşeti şu anda görmüş olduğunuz gibi. Meslek eğitimi memleket meselesi. Evet dediğimiz gibi dün bu proje Sivas'ta gündemdeki 3. OSB Mesleki Eğitim Teknik Eğitim Zirvesi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özün'ün katılımıyla güzel bir şekilde gerçekleşti kalifiye eleman, ara eleman, çıraklık bunlar çok önemli. Çünkü teknik liseler, mesleki liseler biraz üye evlat konumuna düşmüştü ülkemize son zamanlarda. çünkü öğrenciler at yarışı konumundaydı değil mi? Devamlı sınav, devamlı sınav ama bu ülkede üretim yapmak için kalifiye elemana ihtiyaç var, çırağa ihtiyaç var, mesleki yönde eğitim alacak gençlerimize yeni nesle ihtiyaç var değil mi? İşte bu projede e, hayata geçti ve 3. OSB Mesleki Teknik Eğitim Zirvesi dün Sivas'ta gerçekleşti. Biz de programımız içerisinde konuşmaları yer vermiştik ve programımızı dün 15 dakika erken bitirip e, mesleki teknik eğitim zirvesine bağlanıp bakanların e, protokolün konuşmalarını sizlerle paylaşmıştık. Evet Bakan Yılmaz mesleki eğitimi memleket meselesi olarak görüyoruz. Doğru. Gerçekten memleket meselesi hatta ülke meselesi de diyebiliriz. Çünkü e, ağaç yaşken eğilir değil mi? Eğer çocuklarımız, gençlerimiz küçük yaşlarda sevdikleri mesleğe veya da öğrenmek istedikleri meslekle ilgili haşır neşir olurlarsa, devamlı o yönde ilerlerlerse ileride iyi bir usta iyi bir mühendis, iyi bir işte motor tamircisi, iyi bir bilim adamı bakın hepsi arkası arkaya geliyor. Yani nitelikli eleman. Evet kendi işini en güzel şekilde yapacak gençler yetişmesi lazım. O yüzden mutlaka bunlarla ilgili de tabii çalışmalar işte hız kazandı ve organize sanayi bölgesine özellikle meslekselerin taşınması da bu haberlerle gündemde yerini korumuş oldu. Ee, öğrencilerin Okulların OSB içerisinde olması kendi mesleklerine yatkın olan fabrikalarda birebir örgün eğitim, yani gidiyorlar görüyorlar değil mi olaylar yerinde birebir görülüyor. E, ve oralarda staj konusu ve öğrendiğini uygulama konusu daha da sağlıklı oluyor ama OSB'lere taşındığı anda bir öğrenciden oraya nasıl gideceği iki öğle yemeklerini nasıl çözüleceği bunlar yine dünkü konuşulan konular arasında geçti. 15 sanıklı FETÖ PD'ye duruşması başladı dün. Sivas'ta Fetullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması FETÖ PD'ye soruşturması kapsamında haklarında dava açılan çoğu akademisyen onu tutuklu 15 sanığın yargılanması başlandı sevgili izleyenlerimiz gündemde yer alıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde kazanan öğrencilerin Sivas'ı tanıması amacıyla programlar düzeniyor, düzenleniyor üniversitede ve Başkan Aydın öğrencilerle buluştu belediye başkanı da. FETÖ davasında 10 tahliye oldu. Sivas'ta Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına FETÖ, PD'ye ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10 tutuklu 28 sanığın yargılanmasına başlandı ve 10 tahliye gerçekleşti sevgili izleyenlerimiz. gündemdeki haberlerde geçiyor manşette. Ve şöyle spor sayfasına da bakalım. Sivas Spor'u sevenler merak etmesin diyor Samet Aybaba. Demir Grup Sivas Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba takım bütünlüğüyle ilgili oynadıkça kazanacağımızı inanıyoruz. Onun için Sivas Spor'u sevenler merak etmesin dedi. Tabii güveniyoruz inşallah böyle ufak tefek kayıplar olabilir ligin başında ama bundan sonraki değil mi maçlarda daha dikkatli olmak gerekiyor. Göztepe bizi sarstı üzdü. Diğer gazete ekranlara gelsin. Evet Hakikat Gazetesi ekranlarınıza geliyor. Mesleki ve teknik eğitim olmazsa olmazdır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü dün Sivas'taydı. Bakan da, Milli Eğitim Bakanı da Sivas'taydı sevgili izleyenlerimiz ve üçüncüsü gerçekleşen OSB Mesleki Eğitim Zirvesi dün otelde gerçekleşti. Bakanlar mesleki eğitim artık sürdürülebilir. E, kalkınmamız için olmazsa olmazdır. Bu nedenle bilgi üreten, teknoloji geliştiren sanayinin nitelikli istihdam ihtiyacını karşılayan milli eğitim politikasını hayata geçirmek durumundayız dedi. Evet aslında yıllardır yapılması gereken biraz da geç kalınmış işin gerçeği çünkü e, mesleki eğitimler e, çok önemli bunu dile getiriyor söylüyoruz bir ülkenin geleceğinin daha iyi olabilmesi için üretiminin şart olması ve becerikli nitelikli kişilerin yetiştirilmesi en önemlisi en önemli unsurlardan biri olarak çoğu defa dile getirdik işte bu e, eğitim zirvesinde de bunlar ele alındı bakanların ağzından da çıkan sözler bunlara yakın sözlerdi hep nitelikli elemanlı olması mesleki eğitimin daha ön planda olması konuşuldu bakan öz şu sözleri söyledi. Bakan Faruk Özdü ekonomi kalkınmanın sırrının becerikli becerilerde saklı olduğunu vurgulayarak bütün gayretimiz becerikli ve donanımlı insan sermayesini gün yüzüne çıkarmak. Bakın az önce söylediklerimin bir benzeri de burada Sayın Bakan tarafından söylenen sözlerde. Bakan Yılmaz ise 13 milyar ayırdık diyor. Evet, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da mesleki eğitimi 13 milyardan fazla bütçe ayrıldıklarını dile getirdi. İyi bir rakam. Ama bu bütçeyi ayırırken tabii düzenli kullanabilmek çok önemli. Bütçeler gerçekten eğitim konusunda, sağlık konusunda ayrılıyor ama bütçenin, paranın doğru kontrollü bir şekilde o alana sağlıklı bir şekilde aktarılması gerekiyor. Eğitimin, eğitimimiz iyi Dediğimizde beşeri samimiyetimize güveniyoruz. Eğitimin amacı toplumun refah seviyesini yükseltmektir. Türkiye'nin eğitimi İyi bir yerdedir diyor Sayın Bakan, sevgili izleyenlerimiz. Geçtiğimiz günlerde de çağ atlattık sözleri gündeme düşmüştü. Ee, Ona nazaran da Sayın Cumhurbaşkanı da e, özellikle e, birçok reformları e, yaptık, üstesinden geldik ama eğitim, öğretim ve kültürden ne yazık ki başarılı olamadık sözleri de gündemde yer almıştı. Demek ki eğitim, öğretim ve kültür daha çok çalışılması gereken bir konu ülkemizde. İki gün kala değişim. Bu neyin değişimi? Merkez ilçe Başkanı için AK Parti'de tekrar yeniden bir isim belirlendi sevgili izleyenlerimiz. E, taşar affını istedi. Yeni aday Eminoğlu oldu. AK Parti'nin 30 Eylül'de yapılacak yani hafta sonu yapılacak e, bu e, kongres için e, isim belirlenmişti. Ankara e, Ömer Fevzi Taşar ismini gündeme taşımıştı. Ve bu isim uygun denildi. Tek adayla Merkez ilçe seçim için kollar sıvandı, kongre yapılacaktı ki işte dün Taşar affını istedi Ömer Fevzi Taşar ee, ve, ve bu görevi e, üzülerek yapamayacağını ve bazı nedenler gerekçeler göstererek e, bu işte yer alamayacağını dile getirirken hemen yeni bir isim gündeme geçti. Tarık Eminoğlu sevgili izleyenlerimiz e, ve Ankara'ya gidip affını istedi. İktidar Partisi'nde merkez ilçenin yeni adayı ise Mali Müşavir Tarık Eminoğlu olarak belirlendi sevgili izleyenlerimiz. Evet işte Ankara bu ismi şu anda belirledi. Bakalım 30 Eylül'de kongre gerçekleşecek. Tek adayla gidilen bir kongre. Geçen de yine söylemiştim aslında tek aday. Keşke olmasa birkaç aday çıksa adaylar içerisinde Kişiler bölgedeki kişiler bu işin değil seçimini yapsa hani çünkü Ankara onayladığı anda bu isim olacak şeklinde herkes de evet olsun anlamına geliyor. Birkaç kişi içerisinden demokratik bir şekilde seçimler de olsa daha iyi olur aslında. Eski valinin acı günü sevgili izleyenlerimiz Allah rahmet eylesin diyoruz ve dün bir haberi sizlerle de paylaşmıştık bugün hakikatte de geçiyor. Ee, Sivas Belediye Başkanı Sayın Sami Aydın, e, Ak Parti e, Meclis Başkanlarına, İl Genel Meclis Başkanlarına üyelerine daha doğrusu e, Belediye hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Yapmış oldukları işleri, Sivas'taki yapılacak olan projeleri birçok konuya açıklık getirirken kendisi hakkında konuşulan konularda gündeme gelince bu söz söylendi. Dedi ki Sayın Başkan, bir metre bile yerim varsa bağışlayın dedi. Neresi için dedi? Hızlı tren güzergahıyla ilgili dedi. Hızlı trenin neden bu kadar geciktiği halk arasında bir hayli konuşulan konular. Hani biz de e, burada yayın yapıyoruz ama bundan sonra hep sokakta oluyoruz, dışarıda oluyoruz. Hayatın içerisinde birebir biri durduruyor, soruyor, biri bakıyor, anlatıyor, söylüyor. Yani halkın içinde devamlı yer aldığımız için Sayın Başkan da bu konuşulan konular... Hani insan küçük bir şehirde yaşıyoruz değil mi? Her, herkes hakkında konuşulanlar bir şekilde kulaklara gidiyor. Ve bir metre bile yerim varsa bağışlayın dedi. Yani size dedi e, bu hakkı veriyorum dedi. Hızlı tren güzergahında benim yerim yok dedi. Bir metre dahi olmadığına vurgu yaptı. Hızlı tren güzergahı peki hani neden böyle bir değişime gidildi? Konya, Eskişehir biliyorsunuz oralar hızlı trenle şu anda hayatını sürdüren şehirler arasında. Bize de yıllar önce hızlı tren, 2015-2016 olarak hep söz verildi. Ama bu ötelemeler e, ileri tarihe geçti. Fizibilite yapılmıştı, yol güzergahı hazırdı, trenin geçiş noktaları belliydi ama sonrasında bir sil baştan olundu. Ve Kızılırmak'ın ötesine, yani Kızılırmak e, ötesine taşındı ve üniversitenin, yani üniversite yerleşkesinin içerisinde bir yer e, indirme peron olarak, tren garı olarak, hızlı tren garı olarak belirlendi. Güzergah değişimi gerçekleşti. Sayın Başkan şehri ikiye böldürmem dedi. Yani hızlı tren geçtiği yerlerdeki çok kalın yüksek duvarlardan dolayı Sivas'ın zarar göreceğini söylemişti ve öyle bir gidişat olmuştu. E zaten şu anda da şehir ikiye bölünmüş durumda. Çünkü bir e, tren e, güzergahımız var, tren raylarımız var. Aslında aynı mevcut trenin yanından çekilecek raylar bizim işimizi bir hayli görecekti. Belki de bunların hiçbirini Konuşmayacaktık. Bir hızlı trene binip Ankara'ya 2,5 saatte 3 saatte gidebilecektik. Ama ne yazık ki şimdi işte bakın hızlı trenle ilgili çıkan birçok dedikodular ve açıklamalar gündeme böyle düşüyor. Bir metre bile yerim varsa bağışlayın demiş Sayın Belediye Başkanı Sami Aydın sevgili izleyenlerimiz. Bu yetkiyi sizlere veriyorum demiş. Aslında şehirde çok şey konuşuluyor. Çok kulaktan dolma gündeme çok şey düşüyor işin gerçeği eşit olmak lazım. Vicdanlı davranmak lazım. Bu şehir hepimizin yani sonuçta ikiye elli bir toprağa gömülüp gideceğiz. Başka bir şeyimiz kalmayacak arkamızdan. Herhangi bir şekilde değil mi? Bizleri incitecek sözleri asla ve asla söylenmesin diyoruz. Biz de bakın gazeteci olarak, medyacı olarak, haber sunucusu olarak burada gelip konuşurken söylediklerimize, anlattıklarımıza hep dikkat ediyoruz. Yani birileri hakkında bazı şeyleri çok nazik bir dille dile getirmeye çalışıyoruz. Onun için gerçekten biz bu şehrin daha iyi yere gelmesini her daim istiyoruz özellikle gazeteci arkadaşlarımız bu yönde gün boyunca hepimiz ayrı ayrı kollarda haberler toplamaya çalışıyoruz. İşte hakikatte de bu haber dün gündeme düşmüştü. Bugün de hakikatin ön sayfasında buna da biraz ağırlık verdik. İnşallah dediğim gibi insanlar hani imar konusunda yatırımlar yapıyorlar işte nedir. bazı yerlerde tarla görünen yerler bir anda imar açılıyor ve bundan dolayı da hoşnutsuzluklar çıkıyor veya da orası tarlayken çok cüzi bir rakama alınıyor. Birden imar açılınca rakam 3 4 katına çıkıyor. Bunlar kul hakkı dikkat edelim diyoruz. Dikkat edelim diyoruz. Diğer bir gazete ekranlara gelsin. İrade gazetesi şu anda ekranlarınızda. Evet, hani Ali topu at. Atayım da bu topu kim getirecek değil mi? Bunun da cevabı işte burada. Ali artık top atıyorsun ya o topu robot getirsin Ali. Ali robot yap. Dünkü OSB eğitim e, zirvesinde bunlar konuşuldu. Ayşe yazılım üret. Ayşe de yazılım üretecek, yazacak. Artık Ayşe mektubu, kalemi, değil mi? E, kalemi kullanırken mektuptan ziyade klavyeyi kullanıp bunun yazılımını gerçekleştirecek. İşte e, sayın bakanlar bunların üzerinde durdular. Eğitim zirvesinde bunlar konuşuldu ve mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkardılar. Biz Ali topu tut, Ayşe ip atla fişleriyle büyüdük doğru. Evet. Siyah önlüklerimiz vardı. Beyaz yakalıklarımız vardı. Ayağımızda bazen naylon, bazen kara vardı. Mutluyduk değil mi o dönemlerde? Ama şimdi artık daha çok şeyimiz var ama mutsuzluk da bu dönemde biraz hat safhada. İşte çocukların, gençlerin daha iyi yerlere gelebilmeleri için mesleki eğitimler ön plana çıkarılıyor. Ve işte dün iki bakan Sivas'taydı. Ali robot yap, Ayşe yazılı üret Artık bunların konuşulması gerektiğinin vurgusu yapıldı. Doğru. Ali yine top oynasın. Ayşe yine ip atlasın. Ama bununla beraber robot da yapsın. İp de atlasın. Koşsun, oynasın. Gençlerimiz, çocuklarımız mesleki eğitimle daha iyi bir hayatı kazansınlar diyoruz. Daha böyle yüksek donelere sahip olsunlar diyoruz. Çünkü biz artık yaş gereği ilerledik ama bundan sonraki neslin, yeni özellikle yetişen neslin yabancı dilinden tutunda bu konuda teknik anlamda, üretim anlamında daha sağlıklı yetişmesi gerekiyor. İşte bunlar güne düşen önemli manşetlerde Bu zirve çok önemliydi. Mesleki eğitimler çok önemli. Yine özellikle vurgu yapıyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde e, İmam Hatip Ortaokulları çok yoğun bir şekilde açıldı. Keşke bu yönde mesleki eğitim veren okulların da daha önünün açılması için bu proje böylece başlatıldı. Umut ediyoruz ki mesleki eğitim yönünde de gereken başarıyı çocuklarımıza, gençlerimize, eğitmenlerimiz en iyi şekilde versinler diyoruz. İşte 13 milyar civarında bir rakam bunun için ödenek ayrıldığını dile getirmişti Sayın Bakan Yılmaz da. İnşallah bu rakamlar doğru özenle harcanır ve çocuklar geleceğe daha güzel bir şekilde sarılır diyoruz. Efendim konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Gündemi sizlerle paylaşıyoruz. Ama tabii e, reklam saatimizin de geldiğini arkadaşlar söylüyor. Yükselişe geçmek istiyor. Kim? Samet Aybaba açıklamalarını böyle yaptı. Sivas Spor. Evet yükselişe geçmek istiyoruz. E, yükselişe geçeceğiz inşallah. Tezahüratlar güzel. Maçlara... E Katılımlar da güzel, stadyum güzel. Yani tam anlamıyla dolması da, da yine Sivas'ta olan maçlarda yoğunluk gayet hoş oluyor. Tez güzel oluyor onu da söyleyelim. Biz Sivas Spor'umuza sahip çıkıyoruz. Sivas Spor'umuzda umut ediyoruz ki bu rehaveti üzerinden atsın diyoruz. Temennimiz o. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha da güzel, bol gollü yani golleri biz atarız, puanları biz alırız diyoruz. Temennimiz bu sevgili izleyenlerimiz. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra kalan gazetemiz vardı ve OSB Eğitim Zirvesi ile ilgili haber videomuz var. Onları da paylaşacağız ama önce reklamlar. yerden devam ediyoruz. Güne ve gündeme hayata bakmayı sürdürüyoruz. Zaman ilerliyor tabii. Hayat e, hızlı bir şekilde sürüyor. E, gündemde gelişen ve değişen haberler. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bugün hareketli saatler var. Çünkü Kadir Topbaş'tan e, ayrılan, e, daha doğrusu boşalan e, koltuk bugün saat 13'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin toplanmasıyla oy kullanılacak ve saat 15'te de e, oyların sayımı diyor gerçekleşecek. Daha doğrusu oylar bugün tamamen e, kullanılıp e, adaylar, isimler gündemde çok defa konuşuldu. CHP adayını Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem e, İmamoğlu olarak açıklamıştı bildiğiniz gibi. Ve yine e... Yine e, tabii Başakşehir Belediyesi Başkanı AK Partiden Mevlüt Uysal da e, ismi geçen biri, biri olarak geçiyor ve Göksel Gümüşdağ da yine isim geçiyor. Ama tabii bakalım e, saat e, bir dediği anda bunların hepsi tamamen netlik kazanacak gündem. Bugün biraz da e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına dönüyor. İşte Göksel Gümüşdağ fotoğraf ekranlarınıza geldi. E, İstanbul'da belediye başkanı kim olacak? E, bakalım bu sonuç nasıl ortaya çıkacak? İşte Başakşehir Belediyesi'nden AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal ve CHP'den de İstanbul'u aday olarak gösterildi. Ve tabii bir sürpriz yaşanabilir mi? Şu da olabilir işin gerçeği. CHP adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkan olabilmesi için 309 üyeli mecliste AK Parti'nin 29 tane oy vermesi lazım. Yani eğer 29 kişi AK Parti'den destekleme sağlarsa CHP'nin adayı da belediye başkanı olabilir ihtimalleri konuşuluyor ama olur mu olmaz mı orasını bilemiyoruz. Saat 15'te bunların hepsi netlik kazanacak sevgili izleyenlerimiz. Bakalım e, kim olacak bugün işte meclis toplanıyor ve İstanbul'un başkanı Bugün belli olacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili izleyenlerimiz 22 Eylül'de Kadir Topbaş istifa etmişti ve AK Parti'nin belirleyeceği isimler gündeme yavaş yavaş belirlemeye düşmeye başlamıştı. Bunlardan biri işte Mevlüt Uysal, Göksel Gümüşdağ konuşulan isimlerden biriydi. Meclis üyesi veya da şu anki mevcut ilçe belediye başkanları görevlerini sürdürüyorlar. Kadir Topbaş da 22 Eylül'de istifa etmişti. Ondan sonra bu süreç böyle devam ediyor. Bugün de Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı meclisteki kullanılan oylarla meclis toplantısı, grup toplantıları 13.30'da meclis toplantısı 15'te yapılacak ve mazeretsiz katılımı ...önemle rica edildiği bir toplantı... ...herkesin orada olacağı bir toplantı... ...zevkli izleyenlerimiz... E, ...gündeme bu haberde... ...sıcaklığını koruyan bir haber olarak yerini koruyor... ...ve biz e, tekrar... E, ...memleketimize dönelim... E, gazetelerimizi aktarıyorduk... ...memleketimizdeki havaları sizlerle... ...bir bir paylaşıyorduk... ...dilerseniz mesleki eğitim... ...konusuyla ilgili dün... E, ...3. OSB Mesleki Eğitim Zirvesi... ...Zirvesi Sivas'ta gerçekleşti... ...ve bu zirvede neler konuşuldu... Haberimize bakalım. Sonra da Memleket Sivasa bakacağız. Bugün 3. Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Zirvesi programı yapıldı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun düzenlemiş olduğu 3. OSB Mesleki Teknik Eğitim Zirvesi programına hepiniz hoş geldiniz. Kentteki bir otelde düzenlenen programa Bakan Özlü ve Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Osbük Başkanı Memik Kütükçü ve iş adamları katıldı. Şu bir... Programda konuşan Başkan Aydın mesleki eğitimin ülkenin geleceği için öneminden bahsederek programda emeği olanlara teşekkür etti. Şu bu gerçek, dünyada güçlü olmak zorundasınız hayatta kalmak için. İşte Myanmar'da yaşananlar ortada. Suriye, Irak sayabildiğiniz kadar örnekler var. Eğer güçlü olmazsanız sizin kaderiniz onlardan farklı olmaz. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras güçlü bir Türkiye. Bu bakımdan özel sektöre verilen her türlü destek bu ülkenin güçlenmesi için ...atılan bir adımdır, yapılan bir yatırımdır. Bunu kişiler olarak görmemek gerekir. Daha sonra konuşan Vali Gül ise... ...3. Organize Sanayi Mesleki Eğitim Zirvesi'nin... ...elimizde yapılmasının çok önemli olduğunu söyleyerek... ...iş adamları ve sanayicilere teşekkür etti. Bu organizasyonun Sivas'ta olmasını çok önemsiyoruz. Belediye Başkanımız da söyledi. Altyapımızın gelişmesiyle, Sivas'ımızın daha ulaşılabilir olmasıyla... ...tesislerimizle inşallah daha iyi... Organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Bu arada bir teşekkürü de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan istihdam seferberliğine destek veren Sivaslı sanayicilere, organize sanayide iş yapan firmalarımıza yapmak istiyoruz. Bize gösterilen 10 bin hedefi 16 binin üzerine çıktı. Her birimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Bakanlarımız olmak üzere bizim her konuda desteğimiz olan her birinize teşekkür eder saygılar sunuyorum. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz da meslek eğitiminin memleket meselesi olduğunu söyleyerek mesleki eğitimin ülkenin hedeflere ulaşması için şart olduğunu vurguladı. Nitelikli mesleki eğitim ülkemizin hedeflerine ulaşması için şarttır. Mutlaka meslek eğitimi olacak ama nitelikli olacak. San Başkanım da söylediği gibi. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için de meslek eğitim olmazsa olmaz sürdürebilir kalkınmanın temel unsuru mutlaka nitelikli meslek eğitim gerekiyor. Yılmaz Türkiye'de meslek eğitim oranının yüzde 44 olduğunu dile getirerek hedefimiz yüzde 60 yakalayabilir miyiz yakalarız diye konuştu. Türkiye'de şu anda meslek eğitimin oranı yüzde 44. Yakalana hedefimiz var yüzde 60. Yüzde 60 hedef koyduk yakalayabilir miyiz diyerekten yakalarız bunu. Bursa'da bu oran yüzde 61. İstanbul'da %54, İstanbul'da zaten yakalarsanız Türkiye'nin çoğunu hedeflemişsin gibi. Ama Gaziantep'te de %36 olduğunu söylemek isterim. Yani %44 Avrupa Birliği'ne eş denk bir değer. Ancak %60'a çıkarırsak aranan eleman ihtiyacını karşılarız. Eğitimin Türkiye'nin gündemine alındığı takdirde ülkenin yarınının bugünden daha iyi olacağını belirten Yılmaz şunları kaydetti. Antep'te büyük bir iş adamı diyor ki ben mühendise 4000 lira ödüyorum teknisyene 6 bin lira ödüyorum diyor. Dolayısıyla da işi bilene, işi götürene dolayısıyla hak ettiğini verme dönemi verirseniz o zaman başarıya yakalarsınız. Birinci cümle o. Geçen haftaydı Sakarya'daydık çıraklık zirvesi düzenledik ona katıldık. O zirveye bir de Almanya'dan bu çıraklık eğitimi, mesleki eğitim nasıl yapılıyor diye bir de uzman, bir Alman gelmişti. Alman diyor ki yaklaşık rakamlar buydu diye aklımda kalmıştır. 9 milyar avroyu biz ay biz ayırıyoruz ama 7 milyar avroyu da sektörümüz veriyor. Sektörümüz yani eli taşın altında bir an önce başkanım dedi ya eli taşın altında olsun. Bırak taşın altı. Gövdemizi ko koyalım dedi ya. Eğer ki, ki öyle bu eğitimi herkesin gündemine alırsak Türkiye'nin yarını bugünden daha iyi olacak. Bakan Yılmaz mesleki eğitimde olan öğretmenlerimizin kendi alanlarındaki yabancı dillerini geliştirmelerini istiyoruz diyerek bu amaçla yapılan çalışmaları aktardı. Öğrencilerimizi beceri eğitimi ve staj için kapılarını açan işle işletmelerimize devlet desteği veriyoruz. Bu daha önceden yoktu. Yani biz geldikten sonra da geçen yıl kanun çıktı. Beceri eğitimi ve staj yaptırmakla yükümlü bulunan işletmeler tarafından öğrencilere ödenen asgari ücretin en az %30'una tekabül eden 380 liranın 3'te ikisi olan 250 lirayı işverene devlet katkısı olarak biz ödüyoruz. Stajyer çalıştır lütfen. Üzerindeki mali yük varsa 250 liraya kadarını biz ödüyoruz diyoruz. Meslek sesi mezunlarına teknisyen unvanını veriyoruz. Öğretim programlarımızı yeniledik. Organize sanayi bölgelerinde açılan meslek liselerine devlet teşviki veriyoruz. 4270 lirayla 6900 lira arasında başkanın bu rakamın daha da artırılmasını istedi. Gerek sayının artırılması, gerek miktarın artırılması Maliye Bakanımızın ve Hazine Bakanlığımızın da bütçe dengeleri içerisinde bir bir e, mutabakata varılırsa mümkün olabilir diye düşünüyorum. 20, bunu da bak hangi alanlara destek vereceğimizi Bakanlar Kurulu kararıyla belirliyoruz. 27 alanda destek veriyoruz. 59 okula destek verdik. Bu 59 okulda da 30.579 öğrenci de eğitim görüyor. Yine meslek ki eğitimde olan öğretmenlerimizin bir kendi alanındaki yabancı dillerini geliştirmesini istiyoruz. Bu amaçla İngiltere'ye bu yıl 64 gelecek yılda 100 meslek öğretmenini dil için gönderiyoruz. Beşeri sermayeyi başarılı, nitelikli kılan eğitim olduğunu vurgulayan Yılmaz, o halde biz eğitimimiz iyi dediğimizde beşeri sermayemize güveniyoruz dedi. Beşeri sermayeyi nitelikli kılan diğerlerinden bir adım öne geçiren eğitimdir. Eğitimsiz beşeri sermaye niteliksizdir. Yani size katkı sağlamaz, katma değer sağlamaz. Bu söylediğimde bir eksiklik, bir yanlışlık var mı? Beşeri sermayeyi nitelikli kılan eğitimdir. Bakan Özlü burada yaptığı konuşmada programı mesleki eğitim ve meslek okulları ile ilgili bütün paydaşlar için ayrılı sonuçlar getirmesini dileyerek, zirvede Türkiye için hayatı önemli olan mesleki ve teknik eğitim konusunun ele alınacağını belirtti. En baştan şunu belirtmek isterim ki, ekonomik kalkınmanın sırrı, becerilerde saklıdır. Bizim bütün gayretimiz becerikli ve donanımlı insan sermayesini ekonominin, sanayinin ve teknolojinin hizmetine sunmak olmalıdır. Bu nedenle sanayinin gelişmesinde mesleki ve teknik eğitimin sistemdeki etkinliğinin artması bir zaruret olarak ele alınmalıdır. OSB'ler içindeki okullara yönelik gelişmeleri de memnuniyetle karşılıklarını aktaran Özlü ...Bakanlık olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Bu sene Mart ayında Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir protokol imzaladık. Bu protokola göre OSB içinde açılacak teknik kolejlere hiçbir alan ayrımı yapmadan... ...4270 lira eğitim, öğretim desteği veriyoruz. Özlü 301 Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamında mesleki ve teknik eğitim veren kolejler açmaya hedeflediklerini... Bu okulları kurarken sanayiciler ve OSB yönetimleriyle uyum içinde çalışacaklarını kaydetti. Hedefimiz 301 Organize Sanayi Bölgemizin tamamında mesleki ve teknik eğitim veren kolejler açmaktır. Bu okulları kurarken sanayicilerimizle ve OSB yönetimleriyle uyum içinde olacağız. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerimize işbaşı eğitimleri vereceğiz. OSB'lerde çalışanlara meslek geliştirme ve uyum kursları açacağız. Yine OSB'lerde açılacak teknik kolejlerin bina yapım, bina yapım işlerini ve donanımlarını yüzde yüze yakın kredilendireceğiz. Her gencimizin bileğine en az bir tane altın bilezik takmamız gerekiyor diyen Bakan Özlü, bu kapsamda teknik kolejlere çok önemli görevler düştüğünü ifade etti. Her gencimizin bileğine en az bir tane altın bilezik takmamız gerekiyor. Bu da ancak mesleki eğitimle, meslek okullarıyla ve teknik kolejlerle mümkün olacak. Bizim bu noktada en temel çabamız zekayı ürüne dönüştürmek olmalıdır. Evet efendim tabii Haberler akış hızlı devam ediyor. Bu arada son dakika haberlere de arada göz gezdiriyoruz böyle. Ee, hani biz dedik ya bu yıl otomobil alacaklar değil mi? Ee, onlar için de mi bu geçerli olacak derken e, Naci Abal'dan Maliye Bakanı MTV açıklamasında motor taşıt vergisi açıklamasında e, şunu dile getirmiş. %40 motorlu taşıt artışı vergisi artışı bu yıl otomobil alacaklar için uygulanmayacak açıklaması son dakika olarak geçiyor sevgili izleyenlerimiz. Yani e, yıl sonuna kadar aldın aldın. Bak aldın aldın evet yıl sonuna kadar aldın aldın herhalde biraz otomobil piyasası yeniden canlanacağı benziyor. Motorlu taşıt vergisi ödemeyelim veya da indirimden faydalanım deyip Aracı değiştirme zamanı belki olsun deniliyor. İşte Naci Abal bu açıklamayı yaptı. Motorlu taşıt vergisi artışı bu yıl otomobil alacaklar için uygulanmayacakmış sevgili izleyenlerimiz. Abal'dan MTV açıklaması gündeme düştü. Motorlu taşıt vergisinde yeni bir açıklama böylece biraz piyasaya herhalde rahatlatıcı mı oldu? E, bu yıl geçerli olmayacak diyor. E, bu yıl otomobil alanlar için uygulanmayacak şeklinde açıklaması Maliye Bakanı Naci Abal'dan geçen bir son dakika haber olarak gündeme Düştü %40 zam. Bu yıllara bağlıysanız sizi etkilemeyecek. Ama seneye etkileyecek. Evet. Efendim gündemdeki haberler gazetemiz memleket kalmıştı. Hemen memlekete de bakalım. Ee, zaman dilerliyor son 15 dakikadayız. Başkan Aydın'dan dedikoduculara tokat gibi cevap diyor. Dediğimiz gibi çok şey konuşuluyor. Aslında... Ee, konuşulanlar, söylenenler, sahada insanların kulağından diğer kulağına geçmesi, okulaktan başka bir kulağa, kulaktan kulağa devamlı bir şeyler konuşuluyor. Tabii ki konuşulacak ama yani burada da e, gerçekten e, bazen söylenenlere de dikkat etmek gerekiyor. İşte başkan Aydın da tokat gibi cevap olarak az önce söylemiştik bir metre dahi arsan varsa diyor hızlı tren güzergahının için söylüyor e, bağışlayın diyor benim adıma diyor. Evet. Biz tabi bu haberleri paylaşıyoruz. Meslek eğitim memleket meselesi az önce paylaştık. Sivas Termal Turizm Master Planı'nda e, 2013 eylem planı ana e, kararına göre temal, e, termal turizm master planı kapsamında Sivas, Amasya, Tokat ve Erzincan ile birlikte Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentler bölgesinde yer alıyor. Ee, bir yer hani almayacak gibi sözler gündeme düşmüştü ama Kuzey Anadolu Termal Turizm Bölgesi'nde alacağımız o dönemde açıklanmıştı. İşte Termal Master Planı'nda Sivas'ta yer alıyor. Yeni dalgıç adayları Sivas'a yetişiyor. İşkur çiftçiye personel versin. Hacı Çetin Dağ'ın isteği bu da efendim ee, Sivas Radu Odası Başkanı. İşkur'dan çiftçiye personel güzel. Ee, ve servis sürücüleri bilgilendirildi. Vali Gül e, Estaş'ı ziyaret etti. Kavga ettikleri gencin arabasını yaktılar. Bunlar da gündemdeki öne düşen haberler. Kimse endişe etmesin gereken tedbir alınıyor diyor Samet Aybaba bu açıklamaları yaptı memleket Sivas'ta. Şimdi e, okullar, eğitim. Teok değil mi efendim. Bunlar tabii hayatımızın en önemli konuları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı Tekin'den de Teok açıklaması gündeme düşen haberlerden biri olarak geçiyor ama eğitim alanında kitaplar okullarda ücretsiz olarak dağıtımı gerçekleşiyor biliyorsunuz ve bu ücretsiz kitaplar çocuklara dağıtılıyor ama içeriği, müfredatın içeriği yeterli geliyor mu? İşte bu çok tartışılıyor zaten. Müfredatta da bir değişikliğe gidildi bildiğiniz gibi ve öğretmenler velilerden öğrencilerin daha iyi yetişebilmesi için kaynak kitap, yardımcı kitap şeklinde diyorlar yani bakın bu kitaplara destek olmak amacıyla ek takviye çocuğunuzun gelecekte daha iyi bir şekilde bilgi anlamında daha üst seviyeye gelebilmesi için bu kitaplar yetmiyor ortaya çıkıyor. Bu söz ortaya çıkıyor. Yani düz mantıkla baktığımız zaman peki veli ne yapıyor? Ee, öğretmen hani al dese kabahat çünkü şikayetler oluyor Efendim devlet eğitimi bedava veriyor diyor veli Hemen 187 şikayet hattına direkt olarak telefon açıyor Öğretmenler bizden kitap istiyor Okul aile birliği bizden para istiyor Okullarımızın ödenekleri vesaire bunlar gündemde konuşuluyor Şimdi e, gazeteci meslektaşımız Erhan arkadaşımızla bir e, paylaşımda bulunmuş Aslında güzel de e, dile getirmiş aklımdaki bir konuydu. Böylece onun sayesinde bir kez daha böyle biz de ekranlardan paylaştık. O da okullarda devletin dağıttığı kitap eğitimde yetersiz kalıyor denip her veliden en az 70-100 lira dergi parası yani yardımcı kitap parası. Para alınmıyor da bu yerden bir yardımcı kitap alın diye şeklinde söyleniyor. Ve kitaplar vesaire bunlar tabii ki okullarda öğrencilere dağıtılıyor. Ve gerçekten düşünüyoruz. Acaba hani devletimizin dağıttığı kitaplar yetersiz mi kalıyor? E, o kitapların içeriği mi yetersiz kalıyor? Biz bunu çözemiyoruz işin gerçeği. Yoksa eğitimin Türkiye'de sizler de biliyorsunuz bedava olduğunu, okullarda kesinlikle hani müdürlere de söylüyorlar herhangi bir şekilde para toplamayın ama okullara harcanan paralar da söyleniyor, tadilatlarda har harcanan paralar da söyleniyor ama lavabolarda değil mi? Çocuklar ihtiyaçlarını giderdikten sonra o kağıt havlunun orada olması, El sabunlarının, sıvı sabunlarının orada olması bunların hepsi bir külfet. Bunların e, devletin ödeneğinden gelen paralarla alınıyor ama bir sezon yetmiyor bunlar bakın bir sezon yetmiyor. Gerçekçi olalım yani iğneyi şöyle harbi harbi kendimize iyi bir saplayalım ki biz gerçekleri daha çok anlatalım değil mi? O yüzden velilerden okul aile birliği olarak işte yıl başladı. Bu aralar bu haberler gündeme düşmeye başlar. Çünkü her okul kendi durumuna göre, mevkisine göre yani şehir merkezindeyse işte 50 lira, 70 lira, 100 lira arka mahallelerdeyse ise 30 lira, 20 lira gibi yılda bir kez olmak şartıyla paralar isteniyor. Okulda çocukların daha iyi bir şekilde eğitim görmeleri adına isteniyor. Hani fotokopi paraları vesaire işte ama bunlar devlet tarafından, bakanlığımız tarafından hani hep açıklamalarda Milliyetin Bakanımız da söylüyor ya velilerden para toplanmayacak, yardımcı kitaplar vesaire bunlar alınmayacak deniliyor ama yetersiz kalan bir kısım var. O kısım neresi? Onu da siz bulun artık. Efendim biz haberlere devam ediyoruz ve ulusal medyanın manşetlerini bir ekranlara getirelim. Ama TEOK açıklamasını çok özür verelim. Konu eğitimdi. E, TEOK açıklamasını vereceğiz. Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Tekin'den TEOK açıklaması geldi. Şu anda elimizde alternatifler var dedi. Yani bir e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmış olduğu televizyon programında bir gece ansızın TEOK kalksın dedi sonrasında TEOK kalktı şu anda hayatımızda TEOK yok üniversite sınavında da değişikliğe gidildi o e, sınav süreci yayılmıştı 3-4 aya şimdi bir haftaya hepsi tamamen sıkıştırılıyor ve TEOK sisteminin yeni yerini ne alacak bu akıllara geldi e, yine Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında aklıma geldi söylüyorum deyip e, herkes kendine en yakın liseye gitsin dedi peki kimin evi hangi liseye yakın değil mi Sivas'ta bir okullar bölgesi var Şimdiden vatandaşlar orada ev kiralama, ev alma derdine belki de düşecekler. Bakalım Sayın Müsteşar ne açıkladı? 2013 yılında Sayın şimdiki Cumhurbaşkanımız Başbakanken ortaokullardan liseye geçişte sınavsız bir modele doğru yavaş yavaş eğrilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili tedbirlerinizi alın diye bize talimat vermişti. Biz o tarihte aslında liseye geçişte sınavı ortadan kaldıran, bir algıyla bugün TEOK diye tartıştığımız e, modeli üretmiştik. Aslında TEOK dediğimiz şey çocuklarımızın ortaokul ortalamalarına göre liseye yerleştirme modeliydi. Fakat kamuoyunda önceki alışkanlıkların etkisiyle bu bir merkezi sınav edasına büründü. Fakat biz bu esnada zaten ortaokullardan liselere geçişte sınavsız geçişle ilgili değişik modeller üretmiştik. Şu anda da elimizde bu modellere ilişkin alternatifler var. Bunlardan bir kısmını sayın Başbakanımız geçen hafta canlı yayında bir televizyon programında söyledi. Onların da içerisinde bulunduğu ama ana çerçevesi ortaokullardan liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocuklarımızın sınav baskısı, stresmeden, stresini hissetmeden liselere yerleştirildiği bir yerleştirildiği bir model ee, ana felsefesi olan alternatifler var. Biz bunları e, hem Bakanlar Kurulumuzda hem Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra detaylarını da kamuoyuna sunup süreci başlatmış olacağız. Ee, değişik türevleri diyelim. Onlar üzerinden üretilmiş değişik varyasyonlar. Arkadaşlar biz biz e, sunum yapmak üzere hazırız. Bakanlar Kurulu'muz, Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız ne zaman e, böyle bir şey için bizi davet ederlerse, bize böyle bir talimat derlerse biz de o tarihte sunumumuzu yapabiliriz. Kamuoyunda tartışılan, e, fikir beyan edilen her türlü modelin içinde yer aldığı bir alternatif ama tekrar söyleyeyim, ana felsefesi çocukların Liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocukların daha çok yeteneklerine, ilgilerine göre liselere yerleştirdiği bir model. Evet işte e, Sayın Tekin bu açıklamaları yaptı sevgili izleyenlerimiz. Peki üniversitelerde giriş yapılırken nelere dikkat edilecek? Üniversiteye girişteki değişiklikler acaba ne getirdi? Hemen onunla ilgili de bir haberi ekranlara getirelim. Değişikliklerin ayrıntıları belli oldu. İlk olarak YGS LYS ayrımı kalkacak. Sınav yılda bir kez yapılacak ve bir hafta sonunda tamamlanacak. Puan türü de 18'den 4'e düşürülecek. Bunlar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil olacak. Baraj puanı uygulaması ise sürecek. Yeni sistem bu yıl uygulanacak. Evet sevgili izleyenlerimiz işte üniversitedeki değişiklikte de böyle e, tabi gündemdeki haberler de aldı. Hemen birkaç gazetemizi ekranlara getirelim zamanımızın yettiğince manşetler gelsin bakalım gündemde neler var. Hayatın içinden gelişmelerle gündemdeki haberlerimize şimdi gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Gazete manşetleri bakalım. Manşetlere neler bugün düşmüş? Zamanımızın yettiğince gazeteler ekranlara geliyor. İşte manşetleri ekrana taşıyoruz. Sabah gazetesi manşetinde sevgili izleyenlerimiz neleri taşımış aktaralım. Erdoğan'ın sözleri Kerkük duvarlarında diyor. Türkmen Hattat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansın gelebilir sözlerini Osmanlıca olarak Kerkük duvarlarına yazdı manşeti geçiyor. Silah zoruyla sandık diyor Irak bölgesi için bunlar geçen manşetler. Türkiye hep yanımızda dedi Türkmeneli TV müdürü bu açıklamalarda yer alıyor. Kalpleri Türkiye için çarpıyor manşetleri de yine sabahta geçen haberler. Gündemde işte yerli jet, hürjet başlığı var. Şuraya Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ üstündeki çalışmış olduğu Hürjet projesinin e, konsept imajının, e, tasarımının ilişkin görüntüsü ortaya çıktı. Fotoğraf kalesi orada. Normal doğ doğumu özendirelim diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ne yazık ki ülkemizde sezeryen e, sezeryen oranı 53'tür diyor. E, makul oran %15'tir. Normal doğum için anne adayı kadınlarımızı cesaretlendirmeliyiz dedi. E, Sezeryan'la ilgili açıklamalar gündemde normal doğumu özendirelim diyor Emine Erdoğan. Lise sınavsız üniversite tek sınav manşeti var. CHP'li avukatın şifre oyunu da manşetlerde yer alıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin bugün e, Türkiye'ye geliyor. Erdoğan-Putin görüşmesinin önemli gündem maddeleri Suriye-Irak eksenli gelişmeler olacağı haberde geçiyor. Diğer gazete ekranlara geliyor. Bakalım e, manşetlerde neler var. Evrensel gazetesi hükümetin orta vadeli programı özetiliyor. İşsizlik sürecek, vergiler artacak. 3 yıl boyunca %5'in üzerinde büyüme iddiasına rağmen işsizlik çift tane olacak. Kıyak ve savaş e, harcamalarının yarattığı bütçe açığını kapatmak için yeni vergiler salınacak diyor. Geçen yıldan daha karamsar bir tablo üstünde bir de vergi geliyor üstüne üstlük diyor. Zam alınana kadar eylemler yapılacak diye haberde geçmiş. İşte işte gündemdeki haberlerde geçen manşetlerde Antep ve İzmir'in ardından Manisa, Antakya ve Bursa'da başlayan e, sayacıların iş bırakma eylemi Ayakkabı işiyle uğraşan kişilerin iş bırakma eylemleri de sürüyor sevgili izleyenlerimiz. Yapmış oldukları ayakkabıları işleyen kişiler, o ince kısmı diken kişiler, sayacılar Türkiye'nin gündeminde eylemleri olarak oturmuştu. Biz yaptığımız ayakkabılar için zam istiyoruz demişlerdi. Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimini yaptırımların uygulanması zor başlığı da yine evrenselde geçen manşetlerde yer alıyor. Diğer gazetede bakalım süre daralıyor çünkü. Evet hemen son bir gazete bakalım. Sözcü ekranlara geliyor diyor arkadaşlarımız. 125 gündür Silivri cezaevinde tutuklu olan muhabirimiz yürek yakan diyaloğu diye haber geçiyor. Gökmen Ulu ölüyorum hemşire dilekçe yaz. Aslım hastası olan ve acil tedavi edilmesi gereken e, sözcüdeki kişi Gökmen cezaevinde başına gelenleri CHP milletvekili Atilla Sertel'e şöyle anlattı diyor. ...Gökmen Ulu Ölüyorum, Hemşire Dilekçaz manşeti geçiyor. Cezaevinde tedavi olması mümkün değil diyor e, CHP'li vekilden bu açıklamalar. CHP'li belediye e, şirketinden basına büyük ayıp başlığı, işte skandal yazı diye de geçiyor sevgili izleyenlerimiz. E, terör örgütlerine e, istiha, istihakı yahut bunlara irtibatı olduğu Milli istihbarat Teşkilatı... ...ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından e, bildirilerek gerçek ve e, tüzel kişiler listesi içerisinde... Bulunmadığımızı ve terör örgütlerine e, yahut itibarlarına olmadığımızı beyan ediyoruz şeklinde bir dilekçe şeklinde istekleri olmuş. CHP'li belediye şirketinden basına büyük kayıp başlığı geçiyor. Barzani %80 Türkiye güçlendirdi. CHP'li Öztürk Yılmaz Irak'taki bölünme referandum için bu tespiti yaptı. Mesut Barzani'ye verilen desteği şöyle sıraladı diyor. Barzani %80 Türkiye güçlendirdi. Bu manşette geçiyor ve Bahçeli 5000 ülkücü hazır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, iktidar Bahçeli şu sözlerle gündemde iktidarı Barzan iktidarına seslendi ve karşı somut adım atmamakla suçladı iktidarı sevgili izleyenlerimiz. Ve 5 bin ülkücü hazır dedi. Türkmenler sahipsiz değildir dedi. En az 5 bin ülkücü e, Türk kentlerdeki varlık mücadelesine katılmak için hazır beklemektedir dedi. Bu nasıl zam? Motorlar taşıtlar vergisine %40 zam geldi. Yeni vergiler kondu diyor. Bu nasıl zam başlığı? Hükümetin açıkladığı yeni orta vadeli programdan yeni vergi zamları çıktı vatandaş şaşkın kaldı diyor manşetler bu yönde geçiyor sevgili izleyenlerimiz gazetelerde. Evet programın da sonuna geldik. Günü ve gündemi sizlerle paylaştık sevgili izleyenlerimiz. Davul Zurna eşliğinde bir haber vardı. Pandomim sanatçısı Davulla Zurna'yı duyunca göbek atıyor. Biraz moralimiz yerine gelsin diyoruz. Durarak para kazanan pandomium sanatçısı karşısına çıkan Davul Zurnan'ın 9-8'lik ritimlerini duyunca dayanamıyor. Robot şeklinde böyle cansız bekleyiş anını bir anda... Ezgi'ye kendini kaptırıyor. Haydi. Peki. Efendim bu haberle de programın sonuna geldik. Bizleri takip edip selam gönderen Latif Kaşlar selamlar. İsmail Arslan selamlar. Diğer birçok kişiye de buradan selam gönderiyoruz. Sosyal medyada gördüklerimiz tabii takip edenler. Sizlere de çok teşekkürler. Ekranları başında bizleri izleyenler. Efendim yayın ev yapım demeyi geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün diliyoruz. Yarın yine saat 10'da. Seret ekranlarında olacağız. Allah'a ısmarladık.